Evet dayı, şimdi de işçi havuz problemlerini işleyelim. İşçi problemleri iki yolla çözülür. Birincisi lahmacun metodu, birazdan göstereceğiz. İkincisi de rasyonel taktik. Şimdi lahmacun metodu dediğimiz şeyi, işleri bitirme süreleri kişilerin verilmişse teker teker, o zaman bu lahmacun metodu, yani oran orantı metodu, çok rahatlıkla bizim soruları çözmemizi sağlar. Rasyonel taktik ise işi bitirme süreleri verilmemişse yapılacak. Bir soru üzerinde gösterelim bunu. Ahmet bir işi yalnız başına 20 günde, Hasan 50 günde, Mehmet 30 günde yapmaktadır. Üçü birlikte işe başladıktan 2 gün sonra Ahmet işi bırakır. Mehmet ve Hasan 4 gün daha beraber çalışırlar ve Mehmet de işi bırakır. Hasan kalan işi tek başına kaç günde bitirir diye upuzun bir soru dayı. Şimdi 3 tane şahsımız var. Biri Ahmet, biri Hasan, biri Mehmet. Bunlar gülüyorlar çünkü lahmacun yiyecekler birazdan. Bunların işi bitirme süresi Ahmet'in 20 idi, Hasan'ın 50 idi, Mehmet'in de 30'du. Biz hemen 20'nin, 50'nin ve 30'un ortak katını alıyoruz. Yani o keklerini alıyoruz. 300 lahmacunu seçtik. 300 bunların ortak katı. Şimdi dayı, burada Ahmet kaç tane lahmacun yer dersek günde, 320'ye böler, günde 15 lahmacun yediğini, 300'ü 50'ye böldüğümüzde Hasan'ın 6 tane yediğini, Mehmet'in ise 300'ü 30'a böldüğümüzde günde 10 tane lahmacun yediğini buluruz. Şimdi sorumuzda diyordu ki, üçü beraber 2 gün çalışsınlar. O zaman 2 gün bunlar lahmacun yemeye başlasınlar. Dikkat edersen bir günde yedikleri lahmacun toplarsak 15 artı 6 21, 10 daha 31, 2 ile çarparsak 31 çarpı 2'den 62 tane lahmacun yapar. Sonra 62 lahmacun 300 lahmacundan çıkarttığımızda 238 lahmacun kalır. Ahmet öldü. Hasan ve Mehmet kaldı. Bunlar da beraber 4 gün daha çalışmışlar. 4 gün daha lahmacunlarını yesinler. Zaten toplarsan 16, 4 ile çarparsan 64 tane lahmacun yediğini bulursun. 238'den de 64'ü çıkartırsak 174 lahmacun kaldı. Ve Mehmet de gitti. Sadece Hasan kaldı ve 174 lahmacun. Günde de 6 tane yiyor. O zaman 174'ü 6'ya böldüğümüzde 29 gün buluruz. Mesele bu. Adamların o keklerini bulacağız. Günlük kaç tane lahmacun yediklerini bulup bunları yemelerini izleyeceğiz. Sadri bir işi Bedri'nin 2 katı hızla, Kadri'nin 3 katı hızla bitirmektedir. Üçü birlikte 2 gün çalıştıktan sonra Sadri elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılır. Bedri ve Kadri bu kederle 4 gün daha çalışıp sonunda işi bitirebiliyorlar. Eğer Sadri yaşasaydı bu işi tek başına kaç günde bitirirdi? Şimdi öncelikle şu hız olayını çözmemiz lazım. Sadri Bedri'nin 2, Kadri'nin de 3 katı. Yani dayı sen birinin 2, birinin 3 katısın. O zaman sen kaç katısın? 6 katlı. Değil mi? Çok mantıklı 6 kat demek. Sadri 6 ve Bedri'nin 2 katıysa 6'yı 2'ye böldüğümüzde Bedri'yi 3 ve Kadri'yi de 2 ve buluruz. Çok önemli bir şey var dayı. Eskilerin söylediği ne kadar iş o kadar aş. Yani bir adam ne kadar hızlı olursa o kadar çok lahmacun yer. O zaman sloganımız ne kadar iş o kadar aş. Sen 6 ve hızıyla 6 lahmacun yersin. Bedri 3 lahmacun yer. Kadri de 2 lahmacun yer. Yani hız sorusu görürsek işçi problemlerinde felsefemiz ne kadar iş o kadar aş. Hız ile lahmacun doğru orantılıdır. Şimdi sorumuz diyor ki üçü birlikte 2 gün yesinler. O zaman bir günde 6 artı 3 artı 2, 2 günde bu kadar yerler. Toplarsak dayı 9, 2 daha 11, 2 ile çarptık. 22 tane lahmacunu yediler. Bedri ve Sadri elim kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Bedri ve Kadri bu kederle 4 gün daha yedi. Nasıl bir kederse lahmacun yemeye devam ediyorlar. Bedri ve Kadri bir günde 3 artı 2 yerler. 4 günde 5 çarpı 4'ten 20 tane lahmacun yediler. Ve iş bitmiş. O zaman işin tamamı 42 lahmacundur. Değil mi? Evet. Eğer diyor Sadri'ciğim yaşasaydı bu işi tek başına kaç günde bitirirdi? Sadri gördüğün gibi günde 6 tane lahmacun yerdi. Rahmetlik Sadri 42'yi 6'ya böldüğümüzde bu işi 7 günde bitirirdi. Dayı soru nasıl olursa olsun, ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar karışık olursa olsun. Lahmacunla işi bitirme süreleri verilmişse... Boş havuzu A musluğu 20 saatte dolduruyor. Havuz yüksekliğinin 5'te 1'indeki B musluğu ise dolu havuzu kendi seviyesine kadar olan kısmını 20 saatte boşaltıyor. Havuz boşken 2 musluk açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Bu soruyu da senden sorayım. Evet. Şimdi dayı, A'nın 20 saatte doldurduğunu söylemiş ve 5'te 1 yüksekliğinde, yani tamamı 5 haçsa
şurası H yüksekliğinde bir B musluğunun olduğunu söylüyor. Bu da kendi seviyesine kadar, yani üst tarafı 20 saatte boşalttığı söylenilmiş. Ben 20 ile 20, hani optikler 20 ya, ama bura 5 kısımdan oluştuğundan dolayı 5 çarpı 20'den havuzun tamamını 100 damla seçtim. Yani sabit hep okek alacağız diye bir şey yok. Uygun bir şekilde okek alalım. Kaç kısımdan oluşmuşsa onunla da çarpalım. Yani duruma göre çarpalım. Evet. Tabii bir önceki soruda mesela 2 kısımdan oluşuyordu. 2 ile çarpmıştık. Yani. O zaman 100 tane damla var dedik bu havuzun dolması için. Şimdi haşa 4H, yani tamamı 5H olmuş oluyor. Ve 5H denilen yer 100 damladan oluşuyorsa 1H 20 damladır değil mi? Yani şu alt kısım 20 damladan oluşur. Şu kısım da 80 damladan oluşur. Evet. 100 damlayı 20'ye böldüğümde bundan saatte 5 damla gelir. 100'ü 20'ye bölüp 5 çıkar demem. Çünkü biliyorum ki bu muslukçuk bu tarafı boşaltır. 80 damla. Yani 80'i 20'ye bölersem saatte 4 damla boşaltır. Evet. Ve yine demiştik ki kısım kısım düşünelim. Evet. Önce burayı doldurmayı düşüneceğiz. Süre olarak bakalım. Tabii ki önce bu kısım, yani bu musluğun şu seviyeye kadarki olan kısmı. Saatte 5 damla geldi. Buradan çıkan bir şey yok. Çünkü burayı bu musluk boşaltmaz. Anlamayan arkadaşlarımız bir kola şişesi ya da su şişesini alsın. Ortadan bir delik oluştursunlar. Bakalım o deliğin altını boşaltabiliyor mu o delik? Mümkün değil. Dolayısıyla şu bölgeyi sadece bu doldurur. O zaman 5 damla geliyorsa 20 damlalık mekan var. 20'yi 5'e bölersek burası 4 saatte dolar. 20 bölü 5'ten 4 saat. Buraya geliyorum şimdi. Burası 80 damlalık yerdi. 80 damlalık yer 5 damla geliyor, 4 damla gidiyor. Damla. O zaman saatte 1 damla birikir. 80'i 1'e bölersen burada 80 saatte dolar. Dolayısıyla 4 saat burasıydı, 80 saatte burasıydı. Toplarsak 84 saatte dolar. Özdeş 4 musluk 1 havuzu birlikte 8 saatte dolduruyor. Bu musluklar ikişer saat arayla açılırsa boş havuz toplam kaç saatte dolar diye bir soru. Güzel bir soru değil. Özdeş 4 tane musluğum var ve bir havuzu birlikte 8 saatte dolduruyor. Ben de diyorum ki kardeş, her biriniz birer damla akıtın. Saatte 4 damla gelir. 8 saatte de 32 damla olur. Havuz 32 damla. Sonra diyor ki bu musluklar ikişer saat arayla açılırsa, yani bu 2 saat tek başına akacak. O zaman ben de diyorum ki A musluğu 2 saatte 2 damla akıttı mı dayı? 2 saat sonra bu B musluğu geliyor. O zaman artık 2 damla gelir değil mi saatte? A artı B musluğu 2 saatte 4 damla getirir. Çünkü saatte 2 geliyorsa 2 saatte 4 damla gelir. Sonra C musluğu geliyor. Artık saatte 3 damla geliyor. 3'ü birden 2 saatte 6 damla getirirler. Çünkü 3 damla 2 saatte 6 damla yapar. Ondan sonra D musluğu geliyor. D musluğu geliyor ama kaç saat gittiğini biz bilmiyoruz. Saatte 4 damla geldi, doğru. Kaç saat geldiğini bilmiyorum ama saatte 4 damla geldiğini biliyorum. Ben de biliyorum ki şimdiye kadar 6, 4 daha 10, 2 daha 12, 12 damla gelmiş havuza. Havuzda 32 damlaydı. O zaman ben de 32'den 12'yi çıkartır, 20 damlalık mevkiyi, mekanı bu 4'ü dolduracak. Saatte de 4 damla geliyorsa 20'yi 4'e bölersem 5 saatte de bunların çalışması gerektiğini görürüm. Dolayısıyla boş havuz 2, 2, 2 ve 5 toplamı 11 saatte olur. Bence çok hoş bir soruydu bu dayı. Evet. Arkadaşların çok güzel analiz etmesi gerekiyor.